Değerli izleyiciler, Kanal 34'ün kıymetli izleyicileri, özel bir kanalda sizlerle dünden bugüne tanımlı bir program için karşınızda oluyoruz. Bugünkü programımız değerli Profesör Doktor Yusuf Halacoğlu ile Anadolu coğrafyasında Türkler ve Ataları. Bu programda bizlere büyük emek veren, katkı veren değerli Kanal 34 yetkililerine, Sayın Adil Koçaslan Bey'e ve benim kıymetli hocam, değerli eğitimci Profesör Doktor Mualla Avni Yücel hocama teşekkür ederim. İyi bir program olacağı ümidiyle özellikle geleceğe bir not düşmek açısından programı başlatıyorum. Kıymetli hocam Yusuf Halacoğlu ile birlikte sizlere Anadolu coğrafyasındaki Türkler ve atalarıyla ilgili söyleşi için sağlıklar diliyorum. Hocam hoş geldiniz. Saygılar sunuyorum. Teşekkür ederim Mehmet Bey. Sağ olun. Ben teşekkür Nasılsınız ediyorum. Nasılsınız hocam? Urla'dasınız. Evet. Pandemi dolayısıyla yerimizde oturuyoruz. Pek fazla oraya buraya gitmiyoruz. Oturduğumuz yerden işte çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu Rumeli yörüklerini hazırlıyorum. Vallahi hocam ben cumartesi günü biliyorsunuz programlarınızın çok sıkı takipçisiyim. Saat 19'da başlayan, 20'ye kadar olan özellikle kendi YouTube kanalınızdaki bu programlarda çok hoşuma giden şeyler oluyor. Gençlerin yoğun ilgisi, yorumlar kısmına yazdıkları, bu gelecek adına bizleri çok heyecanlandırıyor. Türk tarihinin geçmişte kalan sayfaları sizlerle hayatiyet buluyor ve geleceğe ait önemli izler bırakıyor. Bu konuda da bir kez teşekkür ve saygılarımı sunuyorum. Buradan da sizin her cumartesi saat 19-20 arasında yaptığınız programların daha da çok izlenebilir bir şekilde çok büyük katkılarınız var. Ümit ediyorum ki inşallah ileride onları bir gün kitaplaştırırsınız. İnşallah. Şimdi tabii pandemi dolayısıyla bir yerlere konferansa gidemediğim için öyle bir kanal açıp sohbet etmeyi yeğledim. Nitekim şu an 10.600 civarında falan bir takipçisi var, üyesi var. Ama izleyen sayısı çok fazla. Yani yüz binleri geçiyor daha sonra. YouTube ve Twitter sayfalarıma da koyuyorum çünkü. Ama şöyle söyleyeyim. Gerçekten daha samimi bir ortam oluyor oradaki anlatımlarımız. Resmi olmaktan çıkmış bir tarih anlatımı. Bazen ülke meselelerini ele alıyorum. Dolayısıyla bayağı beğeniyle de karşılanıyor. İzleyenlerin aşağı yukarı en düşüğü %97 beğeniyle karşılanıyor ama çoğu %100, %99 beğeniyle karşılanıyor. Arada tabii birkaç böyle şey çıkıyor konuşmalarımıza karşı. O da çeşitlisi tabii olması lazım. Bir renk oluyor. Renk oluyor hocam. Ona da zaten izleyenler çok net cevaplarla gerekeni yapıyorlar. Ben de onu zevkle izliyorum, okuyorum tabii işte, yorum kısmında. Mesela şuradan kaynaklanıyor. Şimdi Türk dediğiniz zaman hemen birileri tarafından tepki verilmeye başlanıyor. Çünkü kendi mensubiyet duyguları Türklükle alakalı olmadığı için Türk kelimesi onları çok büyük bir onlara itici geliyor veya kendi ırkçı düşüncelerini açıkça ortaya koyamadıkları için Türk diyen kişileri ırkçı veya kafatasçı olarak görüyorlar. Kendilerinden kaynaklanan bir sorun. Çünkü biz tarihte Türkler hiçbir zaman ırkçı olmamışız. Çünkü imparatorluklar kurmuş. Dolayısıyla bundan kaynaklanan bir tepki ile karşılaşıyoruz ara ara. Bazen Atatürk'le ilgili ortaya koyduğumuz konularda karşı çıkanlar söz konusu. Bunlar daha önceden yani tarih kitaplarından öğrendikleriyle değil birilerinden duyduklarıyla hareket eden insanlar. Dolayısıyla onlara söz anlatmak da veya kabul ettirmek de o kadar kolay değil. Çünkü gerçekten o konuda bilgileri olmadığı anlaşılıyor. Ön yargılılar.
Evet, kesinlikle. Ve hocam tam bu arada ben Büyük Atatürk'ten söz edilmişken İzmir'de kurulu Balkan Yazarları Araştırma ve Kültür Derneği'nden bir kitap çıktı. Benim de bir makalem var bunda, Kökler isimli. Çok güzel çalışmalar yapıyorlar. Gerçekten kutluyorum. Bu kitabı sadece büyük hizmet veren Balyazder dediğimiz Balkan Yazarları Derneği'nden temin edebiliyorlar. Bu vesileyle buradan Başkan Mustafa Serbest Bey'e ve tüm yönetim kuruluna selam ve saygılarımı gönderiyorum. Ben de okurken çok ilginç bilgilere rastladım içinde Büyük Atatürk'te. Hatta sizinle de sohbetini yaptık. Bilmediğim bir şeyi öğrendim. Benim ailemde biliyorsunuz 1467 sonrası baba tarafım İskan'a tabi tutulan Çavuş yörüklerinden Beyşehir. Bunlar 1300 çadır giderlerken 300 civarındaki çadır bugün Yunanistan sınırları içinde kalmış. Eski adı Kayı kökenlidir biliyorsunuz Çavuş yörükleri, Kayılar. Daha sonra benden sonraki makalede buranın Sarıgöl olduğunu öğrendim. Yani atamızın annesinin ailesinin yeri. Demek ki hocam daha sonra bizimkiler Kocacık ve Steplova'ya iskan edilmişler. O zamanki Türklerin irtibatları varmış. Yani rahmetli Ali Rıza Bey ile rahmetli Zübeyde Hanım demek ki bir şekilde o coğrafyada araları zaten 170 kilometre baktım ben. Birbirlerinden irtibatlıymışlar. Yani Balkan Türklüğünü de bu vesileyle ülkemize büyük hizmetler veren, hala da büyük mücadele yapan evladı Fatihanları da saygıyla selamlıyorum. Evet, Değerli hocam. söylesin. Hem anne tarafı hem baba tarafı Mevlevi olduğu için Atatürk'ün, onun için birbirleri irtibatları ondan sağlanmıştır muhtemelen, yani annesi ve babası tarafının irtibatları. Çünkü büyük büyük dedeler 1600'lü yıllara kadar baktığımızda posnişin, yani Mevlevi Evet. olarak beratları da var. Bizim İstanbul'daki Müftülük Arşivinde bunların belgeler var. Mehmet Ali Bey bir imamdır kendisi aslında. Atatürk'ün Soykütüğü adı altında bir kitap da çıkardı. Son derece kıymetli, güzel bir kitap. Özellikle onun Atatürk'ü tanımak isteyenler tarafından okunmasını tavsiye ederim. Hocam çok teşekkürler. Bu vesileyle atamızı da rahmet, şükran ve saygıyla andık. Tabii çok merak ediliyor. Günümüz konularından bir tanesi biliyorsunuz hep genelde Batı bizim 1071 Malazgirt'le Anadolu'ya girdiğimizi iddia eder. Ama bizler bunun böyle olmadığını, tam tersine Türklerin çok eskiden beri bu topraklarda olduğunu, bu vesileyle Kazım Mirşan Hoca, Haluk Tercan hocamız, Servet Somuncuoğlu ve diğer birçok bu konuda araştırma yapmış büyüğümüzü. Bunlar içinde yabancıları da koyabiliriz. Jean-Paul Rouault'u koyabiliriz. Efendim Roger Steiner'i koyabiliriz, Alman. Bunların da çok büyük çalışmaları var. Hocam benim baktığım bilgide tabii Mazar Lazzaro Süni'yi unutmayalım. Gene Gagavuz Papaz Mihail Çakır çok önemliydi Evet. Atatürk'le ilişkileri. Hocam elimizdeki bilgiler bizi dünya tarihinde Türk adıyla bilinen ilk devlet milattan önce 4000 ile 2000 aralarında kurulan Mezopotamya'daki Turukkulara götürüyor. Daha sonra onun paralel olan Anadolu'daki Türkiye Krallığı'na. Buradan tabii Etrüsklere geçeceğiz ama bu konuda sizin görüşleriniz, sizin bu konuda gerçekten algı üstü bir isminiz var. Uzun yıllar Türk Tarih Kurumu Başkanlığı yaptınız. Bu konuda söyleyecekleriniz gerçekten ilgiyle izlenecektir. Zahiyan Bey, şöyle söyleyeyim. Tarih Kurum Başkanlığım öncesinde bu konulara fazla girmemiştim. Açıkçası Osmanlı'yı daha çok araştırıyordum. Teşkilat yapısına özellikle. Hem iskan, yani aşiretleri, onların iskan politikasını Osmanlı Devleti'nin, işte Rumeli'ye hangi şartlarda isyan etti veya göçerleri hangi şartlarda isyan etti, Kıbrıs'ın iskanı dahil olmak üzere. Diğer taraftan bu iskan politikası dışında bir de mesela Osmanlılar'da menziller adı altında ulaşım politikasının, daha doğrusu sistemini araştırdım. Çünkü ordunun, 200 bin kişilik bir ordunun Viyana'ya gitmesi o kadar kolay bir şey değil. Sadece Lojistik. 30 bin süvari var. Atların su içtiğini düşünecek olursanız dereler kurur hep beraber.
Yani o kadar bunu nasıl organize etti? Bunu araştırdım ve doçentlik tez olarak bu konuyu araştırmıştım. Fakat tarih kurumuna tabii başkan olduktan sonra işin rengi değişiyor. Konu daha geniş bir çerçevede ele alınması gerekiyor. Türk tarihini nasıl araştıracağız? Hangi konuları araştıracağız? Bunlarla ilgili tabii bir araştırma yapmamız gerekiyordu. Dolayısıyla Anadolu Türklüğü meselesine de haliyle girdik. Fakat bir de şansımız şöyleydi. Türk dünyası 1992'den sonra biliyorsunuz bağımsızlığına kavuştu. İşte Azerbaycanlı bilim adamlarıyla falan görüştük. Onlar bana şunu söylemişlerdi. O zaman açıkçası pek inanmak istemedim, inanamadım. İşte asıl Türklerin ana yurtları Asya değil, Anadolu'dur dediler. Ve bununla ilgili bir takım iddialarda da bulundular. Fakat ben tabii sözde kalan şeyleri pek kabul etmiyorum tarihçi olarak. Muhakkak belgelenmesi gerektiğini düşünüyordum. Nitekim gerçekten bu konuyu ciddi ciddi araştırmaya başladık tarih kurumundayken. Nitekim bizim özellikle Anadolu'dan daha önce Hakkari bölgesi Türkomanya olarak adlandırılıyor eski haritalarda. Diğer taraftan tabii Türkler 1071 ile değil 1056 ile Mamafi giriyorlar ama o tarihlerden önce Türk var mıydı? Bunları araştırmak gereği duydum. Nitekim Van'da 100. Yıl Üniversitesi'nden Aynur Özfrat isimli kardeşimizi görevlendirdik bir proje dahilinde. Doğu Anadolu bölgesinde 1000 adet kurgan tespit yaptı. 1000 adet kurgan bin tespit adet. Yaptı. 1000 adet. Evet, 1000 kurgan tespit etti. Ama kazma imkanımız olmadı. Tarih Kurum Başkanlığı'ndan ayrılmak durumunda kaldık. İşte ayrıldık. Dolayısıyla eğer bu kurganları kazmış olsaydık çok farklı sonuçlar elde edeceğimizi düşünüyordum. Nitekim bir gün bir haber geldi Yüksekova'dan. Bir temel kazısı, ev temel kazısında bir mezar yerine rastlandığı belirtildi. Bunun üzerine Aynur Öztürk kardeşimizle Veli Sevin adlı arkeolog arkadaşımız İstanbul Üniversitesi'nden gönderdik tarih kurumu olarak. Bu alanda yaptıkları kazılar sonrasında ilginç şeyle karşılaştık. Somut delille karşılaştık. Balballar çıktı. Yani hakim baltasıyla, elinde kımız güğümüyle, işte kuşağındaki bıçağıyla beraber bir balbal çıktı. Asya'daki balballarla da mukayese edildi. Ve milattan önce 1200 yılına aitti. Bu artık somut olarak 1200 yılında Türklerin o bölgede yaşadıklarının en önemli deliliydi. Çünkü biliyorsunuz bir bölgede mezarlarınız varsa orada yaşadığınızın en büyük delilidir. Orada yaşadığınız konusunda artık şüpheye gerek kalmaz. Hani mimari bir yapı yapabilirsiniz. Hani yaşamadığınız bir yere de yapabilirsiniz mimari yapı. Ama geniş çaplı mezarlarınız varsa şimdi 1000 kurgan tespit ediyorsunuz sadece Doğu bölgesinde. Orta Anadolu ve Batı Anadolu hariç. Değil. Çok önemli bir rakamdır. Dolayısıyla buralarda yapılabilecek bir kazı, yapılacak bir kazı Anadolu'daki Türk tarihini tamamen değişik bir safhaya sokacaktır. Fakat biraz sonra belki dediğiniz gibi Etrüsklere gireriz ama onun öncesinde de şunu belirtmek istiyorum. Nitekim Allah rahmet eylesin Servet Somuncuoğlu bir işte belgesel hazırlıyordu. Tamgaların Göçü adı altında evet. TRT için. Ben de danışman olarak burada yer almıştım. Bir Ankaralı çobanın, Güdül bölgesinde Ankaralı bir çoban kaya resimleri olduğunu bize bildirdi. Gittik traktörle ancak belli bir yere kadar. Sonra bir yarım saat yaya olarak ekipmanlarla beraber gittik. Hakikaten batı güneşin battığı tarafa doğru olan kayalarda genelde bu resimler olur. Kaya resimlerine vardık. Orada da kurgan bulduk. Eski kurganlar ama. Güdül yaylası değil mi hocam? Güdül yaylalarında Güdül evet. Yaylası. Güdül'ün dağlık bölgesinde. Buradaki kaya resimleri iki tür idi. Birisi milattan önce 3000 yıllarına dayanıyordu. Birisi de milattan önce 5000 yıllarına dayanıyordu. 5000.
Dolayısıyla milattan önce 5000 yıllarına dayanan o kaya resimleriyle Servet Somuncuoğlu'nun, Allah rahmet eylesin, tekrar makamı cennet olsun, Amin. Asya'da çekmiş olduğu Saymalı Taşlar isimli kitabı da var biliyorsunuz. Oradaki Evet. kaya resimleri birebir aynıydı. Dolayısıyla milattan önce 5000 yılına kadar en azından bunu belli bir ortamda ortaya koyabildik. Tabii biraz önce söylediğiniz gibi Haluk Tarcan Bey olsun, ondan sonra Yazım Kazım Mirşan Bey olsun, Allah rahmet eylesin. Onların yaptıkları çalışmalarda ön Türkler olarak nitelendirdikleri çalışmalar vardı. Şimdi de biliyorsunuz onları şey devam ettiriyor, Ümit Şıracı devam ettiriyor Ümit Denizli'de. Bey, evet o Denizli'deki özellikle mezarlar üzerine, Onlara yazılı tamgalar üzerine. dağ taş dolaşıyor biliyorsunuz ve çok güzel değerli şeyler elde ediyor. Şimdi bu çalışmalar tabii ki birçok yerde de ortaya çıktı. Mesela Tunceli bölgesinde yine balbal türü mezar taşlarına rastladık. Keza Çanakkale, Ezine'ye bağlı köylerde Alevi köyleri bunların birçoğu. Mesela Avşar kökenli olanları vardı. Cicili diyorlar onlar. Ceceli Avşarlardandır cemaat olarak, boy olarak. Bunların mezarları enteresandı. 1980'li yıllara kadar dikdörtgen şeklinde değil, kurgan şeklinde mezarları vardı. Mezarlıklarında fotoğraf çekilmesine izin vermiyorlardı normalde. Fakat biz Servet Beyler falan rahmetliyle gittiğimizde bize izin verdiler. Çünkü benim kökenim de boy olarak Avşar. Dolayısıyla izin verdiler. Baş taşı vardı, ayak taşı vardı ve iki tarafta taş vardı. Bu baş taşında mesela ay yıldız vardı ama Göktürk paralar üzerindeki ay yıldız şeklindeydi. Yani ayın ortasında yıldız vardı. Yıldız. Yine üstünde de bir damga vardı. Bu damganın ne olduğunu sorduğumda işte kaz ayağı dediler. Halbuki Avşar damgasıydı. Tangöz. Ve ondan sonra resimlerini falan çektik. Bir de baş taşının ayak ucunda, alt tarafında bir şekiller çizmişlerdi. Bu şeklin ne olduğunu sorduk, bilmediler. İşte atalarımızdan ne gördüysek onu yazdık dediler. Halbuki Yenisey yazıtlarından bir parçaydı yazdıkları. Dolayısıyla Yenisey yazıtları. evet, böyle şeylerle karşılaştık. Anadolu gerçekten çok zengin bir coğrafya. Türk kültürü açısından haliyle Türklerin biraz önce söylediğim çerçevede yani resmi olarak milattan önce 5000 yıllarından bahsediyorum. Demek ki bu biraz önce söylediğim Yüksekova'daki mesela yapılan kazıların sonuçları National Geographic tarafından da yayınlandı. Biliyorsunuz rastgele yayınlamazlar onlar. Ayrıca Evet. bizim belletende de çıktı. Tarih Kurum belleteninde de yayınlandı. Fakat biz belleten'de Asya'dakilerle mukayese eder şekilde yayınladık onu. Yani O ikisini çok yan yana önemli koyarak hocam. Çok evet önemli. mukayese olarak yayınlandı. Dolayısıyla Anadolu Türk tarihinin hani baştan benim inanmadığımı söyledim. Anadolu Türk tarihinin milattan önce 5000 yıllara kadar gitmiş olduğu sonucuna ulaştık. Dolayısıyla Mezopotamya'daki Sümerler olsun işte sizin söylediğiniz tarzda Türk işler vesaire gibi bir takım devletlerin çok önceden bu coğrafyalara gelmiş olduğunu görüyoruz. Var olduğunu belki de Asya'ya gerçekten söylendiği gibi buradan gitmiş olabilirler. Nitekim bu Çinsu tarihinde Çinlilerin Han Hanedanlığı tarihleri vardır ki Çok önemli. 146 cilt halinde yayınlamışlardı Çinliler. Ben onu Tarih Kurumu aracılığıyla Tarih Kurumu'na satın aldım. Çinsu tarihini, daha doğrusu Çin Han Hanedanlığı tarihlerini. Bunun Hunlar ve Göktürkler bölümleri yayınlandı. Türk tarihiyle ilgili olan bölümler yayınlandı. Tarih Kurumu'nda yayınlandı her ikisi. Mesela burada Türklerin milattan önce 2000 yıllarına kadar ancak gidebiliyoruz. Orada mesela Çinsu tarihinde şöyle söylüyor. İşte boylar halinde Köymen dağlarında yaşarlardı. Kışın çok şiddetli soğuk oldu. İşlerinden en büyük oğul ateş yaktı.
ısındılar ve hayatta kaldılar. Onu kendilerine başı bu seçip ona Türk ünvanını verdiler şeklinde kayıtlar vardı. Yani Tekrek kültürü veya Karasup kültürü adı altında yer alıyordu bunlar. Ki bu pazarlık kurganlarını düşünürseniz milattan önce tabii yine Yesik Kurgan 4. 7. yüzyıllar bunlar. İşte ilk düğümlü halılar falan. İşte biz zannediyorduk ki belki Türklerin en eski tarihi kalıntıları bunlardır zannediyorduk. Ama gördük ki Anadolu'da çok daha eskiye dayanan eskisi bir Türk tarih geçmişi var. Dolayısıyla meseleyi bu cepheden ele aldığımızda sanıyorum ki dünya tarihinde çok önemli değişiklikler olabilecek sonuçlara ulaşacağız. Eğer daha geniş araştırmalar yapacak olursak, tabii biz şovence düşünmeden bilimsel bir çerçevede bunlar yapmak zorundayız ki dünyaya da inandıralım. Nitekim biliyorsunuz dünyada bu konularda çok değişiklikler oluyor. Yani Macarlar hiç kimsenin belki aklına gelmeyecekti. Nitekim 1976'da Macaristan'dan bir heyet geldi İstanbul Üniversitesi'ne. Ben o zaman asistandım. Ve Rákóczi Ferenc sempozyumu yapmıştık 1976 yılında. Biliyorsunuz Rákóczi'nin kaldığı ev Tekirdağ'da. Tekirdağ, hala sahilde, üstünde. Evet, sahil tarafında, yol üzerinde. Şimdi mesela onunla ilgili yaptığımız sempozyuma gelen Macarlar ve öğrencilerini, Türkoloji öğrencilerini getirmişlerdi. İsimler Türkçeydi. İmre falan ismini taşıyor, Atile ismini taşıyorlardı. Kendilerine siz Türksünüz dediğim zaman Hunlardan dolayı yok değiliz falan demişlerdi o tarihlerde. Ama tabii Türkçe ile gramer olarak da aynı biliyorsunuz Macarca'nın dil yapısı kök olarak eklektik. Hayır, evet. Nitekim daha sonra 2001 yılında ben o zaman tarih kurum başkanıyım. O gelen arkadaşlar profesör olmuşlardı Macaristan'da. Hatta Bilimler Akademisi'nin üyeleriydi. Paul Fador, Geza David gibi arkadaşlar vardı. Bunlar beni Macaristan'ın kuruluşunun 1. yıl dönümü münasebetiyle orada bir konuşma yapmaya davet ettiler Macaristan'a, Bilimler Akademisi'ne. Gittim konuşmayı yaptım orada. Artık baktım o 76'da söyleyip de bizim kabul etmedikleri şeyi benimsediklerini gördüm. Evet. Ve nitekim Turan toplantıları başladı biliyorsunuz Macaristan'da. Evet. 2 yıldır. Kıyafetleriyle eskiyi tam yansıtıyorlar. Tabii Türkiye de katılıyor biliyorsunuz oraya. Resmi olarak olmasa bile. Fakat ilginç olan şey benim katıldığımda gittiğimde Cumhurbaşkanı da oradaydı. Yani Macaristan Cumhurbaşkanı da bu törenlere, toplantılara katılmıştı. Tamamen artık özellikle Avarları, bunları da benimsiyorlar ama Avarları kendi kuruluş devletleri olarak nitelendiriyorlar. Bunları daha geniş çaplı gördükleri için olsa gerek ama Avarlar biliyorsunuz tamamen Macaristan bölgesinde hakimler. Evet, evet. Bunu benimsemişlerdi. Dolayısıyla dünya tarihinde çok farklı bir sonuca doğru gidilecektir diye düşünüyorum. Konuşmalarımızda başka bir takım şeyler var. Onları da söylerim. İsveç'te falan mesela orada tarih müzesini ziyaret etsinler giden arkadaşlar. Kaldırmadılarsa hemen girişte sol tarafta bir yüksek taş vardı. Aşağı yukarı 5 metre yüksekliğinde bir taş. Üzerinde bir süvari şaha kalkmış atıyla. Süvari, altta iki köpek vardı. Elinde kılıç kalkanı vardı. Resmini çektim tabii ki. Ondan sonra üstte de bir satır yazı yazıyordu. Bir kitap çıkarmış İsveçliler. Futur Halk alfabesi demişler bu yazıya alfabe olarak. Fakat okuyamadıklarını belirtiyorlar. Fakat ben oraya gittiğimde bu alfabeyi gördüm. Fotoğrafını da çektim. Bizim Göktürk alfabesi diye yanlış söyledim. Türk alfabesi. Çünkü Göktürklerden önce, milattan önce de aynı alfabeyi kullanıyoruz. Mesela Yesik Kurgan'da çıkan o şeylerin kapların içerisinde de aynı yazı var. Milattan önce 7. yüzyıla kadar uzanıyor bilebildiğimiz kadarıyla. Şimdi mesela dedim ki bu şeylerden, yazılardan başka var mı dedim. Dediler ki eski bir kilise varmış. O kilisenin bahçesindeki mezar taşlarında da olduğunu söylediler.
Bunun üzerine beni götürün dedim. Gittik. O kilisede de gerçekten bahçesindeki mezar taşlarının üzerinde de aynı yazı vardı. Bu türden 4600 yazılı taş varmış. 4600. Danimarka ve Hollanda'ya kadar da gidiyor bu yazılı taşlar. Dolayısıyla onlara bir teklifte bulundum, Bilimler Akademisi'ne. Bu konuda birlikte araştırma yapalım dedim ama kabul etmediler. Çünkü Vikinglerin alfabesinin de buradan ortaya çıktığı belirtiliyor. Ve tabii böyle bir durumda Avrupa tarihini de yeniden yazmak gerekecektir.